Doğada deneme yanılma mekanizması var mı? Son olarak buraya kadar bazı örneklerini sıraladığımız ihtimal hesaplarının temel mantığıyla ilgili çok önemli bir noktayı belirtelim. Az önce hesapladığımız ihtimaller proteinlerin rastlantısal olarak oluşumunun imkansız olduğunu gösterir. Ancak olayın çok daha önemli ve evrimciler açısından içinden çıkılmaz bir yönü vardır. Gerçekte doğada bu ihtimallerin deneme süresi bile başlayamaz. Çünkü doğada deneme yanılma yoluyla protein üretmeye çalışan bir mekanizma yoktur. 500 amino bir proteinin oluşma ihtimalini göstermek için tabloda verdiğimiz hesaplar sadece ideal yani gerçek hayatta rastlanmayacak bir deneme yanılma ortamı için geçerlidir yani görünmez bir gücün rastgele 500 amino asiti birleştirip sonra bunun yanlış olduğunu görüp hepsini tek tek ayırıp sonra ikinci kere değişik bir sırada dizdiğini farz ettiğimiz hayali bir mekanizma olduğu takdirde yararlı proteinin elde edilme ihtimali 10 üzeri 950'de birdir. Her denemede amino asitlerin tek tek ayrılıp yeni bir sırada dizilmeleri gerekir. Ayrıca her denemede 500. aminasit de eklendikten sonra sentezin durdurulması ve tek bir amino asitin bile fazladan araya karışmamasının engellenmesi, proteinin oluşup oluşmadığına bakılması, oluşmadığında hepsinin çözülüp yeni bir dizilimin denenmesi gerekmektedir. Ayrıca her denemede araya başka hiçbir yabancı kimyasal maddenin de kesinlikle karışmaması gerekir. Deneme esnasında oluşan zincirin 500 halkaya ulaşmadan parçalanmaması da şarttır yani baştan beri bahsettiğimiz ihtimaller başını, sonunu ve her aşamasını bilinçli bir mekanizmanın yönettiği, yalnızca amino asitlerin seçiliminin kontrolsüz bırakıldığı kontrollü bir mekanizma ile gerçekleştirilmektedir. Böyle bir mekanizmanın doğal şartlarda var olması ise mümkün değildir. Dolayısıyla doğal ortamda bir proteinin oluşması ihtimal olarak bir yana teknik olarak da imkansızdır. Aslında bu konuda ihtimallerden bahsetmek bile son derece bilim dışı bir üsluptur. Bazı bilgisiz evrimciler bu konuyu bir türlü anlayamazlar. Protein oluşumunu basit bir kimyasal reaksiyon sandıkları için amino asitler reaksiyon sonucu birleşip protein yapar gibi komik mantıklar kurarlar. Oysa cansız doğada rastgele gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar ancak basit ve ilkel değişiklikler meydana getirebilirler. Bunların sayısı ve çeşidi de belli ve sınırlıdır biraz daha kompleks bir kimyasal madde için dev fabrikalar, kimyasal tesisler, laboratuvarlar devreye girer. İlaçlar, günlük hayatta kullandığımız pek çok kimyasal madde hep bu cinstendir. Proteinler ise endüstride üretilen bu kimyasal maddelerden çok daha kompleks yapılara sahiptirler. Dolayısıyla her parçasının yerli yerine ve planlı bir biçimde oturması gereken bir yaratılış harikası proteinlerin rastgele kimyasal reaksiyonlar sonucunda oluşabilmesi kesinlikle mümkün değildir. Az önce anlattığımız tüm imkansızlıkları bir an için bir kenara bırakıp yine de yararlı bir protein molekülünün tesadüfen kendi kendine oluştuğunu varsayalım. Ancak bu noktada da evrim bir kez daha çıkmaza girer. Çünkü bu proteinin varlığını sürdürebilmesi için o anda içinde bulunduğu doğal ortamdan yalıtılıp çok özel şartlarda korunması gerekir. Aksi takdirde bu protein dünya üzerindeki şartların etkisiyle anında parçalanacak veya başka asitler, amino asitler ya da diğer kimyasal maddelerle birleşerek özelliğini kaybedecek, yararsız, bambaşka bir madde haline dönüşecektir.